Söz Erdal Çelik'te. Gündem giderim, değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen nasılsın uzaklarda? Yoksun ortalıkta. Yok benim. Yoksun yani. Kayboldun. Kayboldun, doğru. Şimdi Erdal Çelik gibi bir adam neden müzik sektöründe yok? Neden müzik sektöründe yok? Ne oldu? Ya aslında müzik sektöründe var ama tabii ben kendimi var olarak gördüğüm halde beni yok olarak tanımlamak isteyenler var. Yani daha doğrusu görmek istemeyenler var. Nasıl yani? Ya şöyle bizim sektörümüzde artık şöyle bir konum var. Göz önündeysen bu işi yapıyorsun. Eğer kendini nadasa çekmişsen ya da herhangi bir durumdan dolayı geri plandaysan, o zaman da bu mesleği bitirmiş, başka işlere yönelmiş ve piyasadan yok olmuş adam pozisyonuna geliyorsun. Kendini kurtar Arife'de aşkım, deli gibi severim ben. Dönüşü yok ki bu aşkın, gözüme bakarsan neler olurum sana ben. Benim yapılanlara küsüp kendimi çektiğim bir dönem var. Bunun için de beni sevenlerden özellikle özür diliyorum. Küskünlüğün bitti mi senin şimdi? Ya bitti tabii. Yani. Kaç yıl sürdü bu ya küskünlük? Ya biz sanatçıyız, mutlaka bir yerlerde duygularımız harekete geçiyor. Yani, küskünlük kaç yıl sürdü? Küskünlük kaç yıl sürdü? Vallahi şöyle takriben bir 3-4 yılım küskünlük sürdü. Peki, plak şirketleriyle beraber yaşadığın problemler kaç yıl sürdü? O da 7 yıl sürdü. 10 yıldır ben albüm yapmıyorum, biliyor musun? 10 yıl. Hatta 10 yıl önce mi yaptın? 11 yıl tabii. 11 yıl oldu. Hangi albümü yapmıştın? Canımın İstanbul Köşesi albümü. Evet. Zaten küsmem bu yüzdendir. Çünkü benim albümüm bütün televizyonlarda ilk sıralarda yer alıyordu klip olarak. Ve satışlarda çok iyi noktadayken bir anda bir müzik kanalı tarafından bir anda absorbe edildi. Ve yok edildim. Niye yok edildin? Bilmiyorum. Zaten bilsen biri bana çıksa dese ki ben biz sana şunun için bunu yaptık. Zaten o zaman rahatlayacak. Canımın İstanbul Köşesi. Canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Gönlümün canımın İstanbul köşesi, gel de gelsin neşesi. Üstelik de ben sınıf atlamışken, bak bu çok önemli. Nasıl bir sınıf atlamış? Ben Emel'den ayrıldıktan sonra Gittin Gideli şarkım benim, biliyorsun. Çok güzel yarışmada şarkı. Birinci olmuştu. Sonra o albümden sonra bir albüm daha çıkardım, Ya Hep Ya Hiç. Ondan sonra Canım İstanbul Köşesi. Bu üç albüm, ikisi beni gerçekten işte pop müziğin o en şaşalı dönemlerinde gençlere çok güzel tanıttı, şey yaptı. Emel'den ayrı olarak çalışmamın şeyini verdi bana, hızını, ivmesini kazandırdı. Fakat Canım İstanbul Köşesi şarkısı ve albümü beni belli bir yaşın üstüne atlattı. Yani iş adamları dinler oldu beni. İşte ne bileyim 35 yaşın üstündeki insanlar sevmeye başladı. Yani bu benim için çok güzel bir kriterdi. Ama bu rüya gibi oldu. Yani böyle bir ivme kazandım. Sonra uçak düştü bir anda. Tamam, kendimi ormanın içinde buldum. Gerçekten bu, ama şu anlaşılmaz bir şey. Peki sen ne yaptın? 10 yıllık süreçte ne yaptın? Erdal Çelik ne yaptı yani? Yaptım mesela 3 tane albüm yaptım ama hiçbirini çıkaramadım. Mesela 10 yıllık süreçte 3 tane prodüksiyon daha hazırladım. Prodüksiyon hazırladım ama hepsini şu anda çöp olarak recycle bin. Çöp olan prodüksiyonları hangi plak şirketleriyle yapmıştın? Kimlerle yola çıkmaya çalıştın? Kimlerle yolda kaldın? Bir kere Rux'la iki albümüm vardı. Bir tanesini yaptım, bir tanesini yapamadım. Ondan sonra Prestige'le ben 4 yılda 2 tane tam albüm hazırladım. Ama ikisi de çıkmadı. Sonra da Erol Köse'deydim. Gözümü duman duman dürüdü yine kara geceler. Dönülmezlere yolculuklar belli buna geçer. Unutuldun sen ama, onu söyleyeyim sana. Unutulmak, ben şuna inanıyorum. Şimdi bakın, unutulmak çok... Hani kişilere göre değişir. Ben unutulduğunu zannetmiyorum. Bunun da gerçekten şeyini görüyorum. Sektör açısından diyorum. Sektörel olarak, seni unutmadı mutlaka. Sektörel olarak unutuldu mu? Mutlaka. Çünkü her gün yeni birileri girdiği için sektöre. Biz tabii eski sayılıyoruz yeni girene göre. Eskiyi yeniden sandıktan çıkarmak insanların işine gelmiyor çünkü. Siz gelecek zevkin ne tadı var? İstemem, istemem, istemem. Benim tek
sanıyorum buradaki tek suçum kendimi arka plana fazla almam. Yani o küstüğüm dönemden sonra da evimden fazla dışarı çıkmamam. Yani mutlu bir ailede yaşıyorum. Bugün biliyorsun bir sanatçı evleniyor, 2 sene sonra boşanıyor, 3 sene sonra boşanıyor. Bir bunalım falan yaşadın mı? Hayır, hiç yaşamadım. Anladım. Bak, sadece şunu söyleyeyim, hayatımda gerçekten ben her şeye hazırlıklı bir insanım. Yani bu işe girerken, Emel'le beraber girerken, Emel'den sonra ben çok badireler geçirdim ama hiçbir zaman bunlar bende bunalım yaratmadı. Sebebi de şu, ben bu işe girerken hazırlıklı girdim. Yani bugün şöhret olabilirim ama yarın şöhretin dışında bir şey olabilirim. Yani şöhret çünkü kalıcı bir yafta değil insanın üzerinde. Bugün varsın, yarın başkası gelip o yeri alabilir. Güzel. Ama tabii benden kaybolanlar oldu. Neler oldu? Maddi oldu. Çok maddi hasarım var yani. Ama sonuçta bu sağlık bende. Allah'a şükür fiziğimi de kaybetmediğime yani göre. Yani o süreçte yani, birikimlerini tüketmek durumunda mı kaldın? Tabii yani sonuçta hazıra daha dayanır mı Şafak? Yani evet. Miras kalsa mirası yersin 11 senede. Yani ben Allah'a şükür aç değil açık değilim ama sonuçta o hızlı dönemde kazandığım çoğu şeyi tüketmek zorunda kaldım. Peki şimdi Doğan Müzik'le berabersin. Albüm çıkacak mı? Çıkacak. Kesin çıkacak. Tabii. Artık... Nedir iş planınız nedir? Artık ya çıkacak ya çıkacak. Yaptığım röportaj şu anda bizi izleyen ve popüler olmak isteyen, şarkıcı olmak isteyen, profesyonel olmak isteyen arkadaşlarım için de aslında önemli bir örnek. Evet, doğru söylüyorsun. Öyle değil mi? Doğru. Çok önemli bir örnek. Yani seninle röportaj yapmak istememdeki en önemli sebeplerden bir tanesi de bu. Yani iyi bir söz... bu örneğe bakın kendinizi görün gibi mi? Hayır, değil. Bir sanatçı popüler olsa da, sesi iyi olsa da, vokal gücü olsa da sonuçta sektörel olarak hangi zorluklarla karşılaşabiliyor? Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu ciddi bir ders var aslında burada. O dersi anlatsak program yeter. Biz ana hatlarını konuşuyoruz şu anda. Peki. Ama bu çok sevindirici. Yani ben senin adına kendi adım olmuş gibi mutlu oldum. Yeni bir albüm yapmandan dolayı. Hak ediyorsun da bence onu. Doğan Müzik bu projeyi hayata geçirirse onları şimdiden kutluyorum. Sağ ol. Değişen bir şey yok şimdi. Buralarda ben hep aynı benim şimdi. Sen nasılsın uzaklarda? Erdal, her ne kadar piyasayı küstüm desen de ondan sonra yola çıkmak istediğim plak şirketleri maalesef yanlışlar yaptı desen de sana şunu soracağım. Acaba sen markanı iyi yönetebildin mi? Yani şimdi çok yarama basan bir soru sordun. Evet. İnsan böyle durumlarda hep kendiyle hesaplaşır biliyorsun. Evet. Benim çok hatam var. Mesela markamı iyi yönetemedim. Neden yönetemedim? Bir kere bir insan her işi bildiğini zannediyorsa mutlaka bazı işleri tam bilmiyordur. Yani ben yıllar bana bunu öğretti. Tabii ki kendi mantığınla bu ben bunu daha iyi yaparım mantığı vardır ya. Zaman zaman o ikilemin içine düştüğüm zamanlar oldu. İşte ne bileyim ya da profesyonel gibi davranamadım. En önemlisi bu. Çünkü ben para yönetmeyi bilmeyen bir adamım. İnsan zaman zaman gökyüzüne bakıp da Allah'ım beni bu işlerden kurtar der mi? Ben zaman zaman bunu dedim tabii dedim. Yani bunu demekten de yüksünmüyorum ama sonuçta bunu bir dedirten bir sebep vardı yani. Çünkü ben iyi şeyler yapmak isteyen bir adamdım. Ama yapacağım her iyi şeyin sonucunda hep araya bir şeyler sokuldu ve olmadı yani. Yani ben aslında profesyonelce davranmayarak bir kere markama ben zarar verdim. Yani Erdal adı bugün ama şu var, tek övündüğüm, hiç kimsenin yardımı olmadan Erdal Çelik oldum. Yine kendi yaptığım hatalardan dolayı, buna tabii hata mı denir yoksa öngörüsü duygusal motora bağlanmış bir robot mu diyeyim. Yani öngörüsüz insan olmadı ama ben biraz robot gibi davrandım. Yani sevgi nerede ben oraya gittim. Daha doğrusu beni çeken bir şeylere gittim. Ben kendi markamı böyle yok etmedim ama ardımda kötü bir isim bırakmadım. Ha şunu da söyleyeyim. Ben bunu eskiden çok mütevazilik yapıyordum, söylemiyordum ama gerçekten şu sektörde eğer 5 tane düzgün şarkıcı varsa bunlardan bir tanesi benim. Bunu övünerek söylüyorum. Yani hayatım boyunca herhalde çok hasta olduğum günler de dahil olmak üzere
bir tane şarkı söylemeyi ilerlemişimdi. Yani aslında şarkıcının er meydanı sahne. Ben tabii stüdyo koşullarında çok iyi söyleyen arkadaşlarımız var ama onları stüdyo dışına çıkarıp da sahnede söylettiğin zaman sanıyorum. Aslında ben hep onu derim, yeni bir mikrofon icat edilse de hani detone söylediğin anda sana bir yumruk vursa gibi. Sanırım hepsi yerlerde iner yani çoğu insanlar. Yani ben artık şarkıcılığımla övünmek istiyorum. Çünkü çok olgunlaştım, fikirlerim değişti. Yani eskiden ne bileyim çok iş yaparken şımarıp o gün işi terk edip gidebilirdim. Yani. Umarım şarkıcılığını övünebileceğin bir prodüksiyonla karşımıza çıkarsın.